Kim getirdi ki bunu? Bu ne? Yardımınız için çok teşekkürler kızlar. Ama Burak'ın doğum gününe gitmek zorunda olduğum için yanınıza gelemedim. Bu pasta senin için Nazlı'cığım. Hadi yiyelim. Acaba oldu mu? Başka bir elbise mi giysem acaba? Ya da bunu giyeyim. Yok, başka bir şey mi denesem? Uf, çok az vaktim kaldı. Bir an önce gitmem lazım. Acaba böyle beğenir mi? Acaba hediyemi beğenecek mi? Çok heyecanlıyım. Neyse, bir an önce gitmelisin Seyhan. Haydi artık. Bir tane daha denesem. Uf, olmaz. Ve tabii sonra imam bayıldı. İmama hak vermemek mümkün değil ki. Birazdan ben de bayılacağım zaten. Efendim? Yok bir şey. İmam bayıldı diyordunuz. Ha evet. Ah, madem sorduğunu söyleyeyim, çok güzel imam bayıldı yaparım. Tahmin edebiliyorum. Sorun bana bakayım. Harika imam bayıldığımız sırrı nedir diye. Sorun sorun. Nedir? Ama söyleyemem ki. Adı üzerinde sır. Ay şaka yapıyorum ayol. Size tabii ki söyleyebilirim. Ne de olsa ileride aynı evi paylaşacağız değil mi? Bakın benim imam bayıldığımın sırrı kıymada. Kıyma? Evet efendim. Ben imam bayıldığında asla ve asla dana kıyma kullanmam. Sadece ve sadece kuzu kıyma kullanırım. Siz hiç kuzu kıymadan yapılmış imam bayıldı yediniz mi? Açık söylemek gerekirse daha önce kıymayla yapılmış imam bayıldığı hiç rastlamadım. Benim bildiğim imam bayıldı zeytinyağlıdır. Ha? Ya sizin dediğiniz kıymalı olan karnıyarık olur sanırım. Ha evet evet karnıyarık evet o da güzel bir yemeğimizdir. Annem yapardı sağ olsun. Peki ben çok güzel ütü yaparım ondan bahsetmiş miydim? Evet çok iyi biliyorum. 3 saattir kafamı ütülüyorsunuz zaten. Efendim? Burak hala pastayı kesmiyor muyuz abi? Keselim abi keselim. Biraz daha fitne tanıma maruz kalırsak... Pasta mı değil, helva mı yiyeceksiniz? Tamam, sen bunları yak o zaman, ben de ışığı kapatıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, pastayı kesiyoruz, hadi toplayın. Buyurun, buyurun. Pastaya yanmışsın. Ya bir kavga vardı da işte 15 kişinin arasına girdim. Onları ayırdım. Ya bu devirde kimseye iyilik yapmayacaksın ya. Ulan şuraya bak be. Duyan da her gün iyilik yapıyorsun zanneder ha. Kavga ayırmışmış. Ulan belli işte haşlamışlar baya. Ben bütün raconları biliyorum oğlum. Beni mi kandırıyorsun? Oğlum yandım diyorum ya. Ateşim yüksek. Bak yüzüm yandı. Bir de sen üstüme gelme ya. Bana bak. Sen böyle çok yanmış güzel olmuşsun ha. Öyle mi? Sen de böyle çok bilmiş güzel olmuşsun. Yere düştüm ya bir tepmik de sen at değil mi Kinyasa? Ama ondan sonra kafa sıkışınca aman Kinyasa Bey bana biraz borç verir misin? Demeyi biliyorsun değil mi? Yumuduk. Gece gece yumuduk. Ulan saçma sapan konuşma. Kim senden borç istemiş be? Ha? Ben seni anladım ya. Sen yine rüyanda buzdolabında tuvaletin yerine karıştırdın değil mi? Mestesna anne anlattı. Ya bunda oturulacak bir şey yok. Hepimiz genç olduk. Yap buyur yap. Oğlum bak kapa çeneni. Yemin ederim kalan yerlerini de ben yakacağım ha. Ya yandım diyorum ya yandım. İnsan biraz acır ya. Şuraya bak ya kavruldum. Keşke mutfağı bıraksaydın. Allah'ım manyağı ya. Yandım yandım. Yandım yandım. Kine yandım. Ba yeniden türküler çığırtan kadın. Ya burada bir de türkü düşünüyorum ya. Dur bakayım. Yok bu kifayetsiz. Şöyle soğuk bir şeyler. Buzdolabı belki olur.
Pis sarı yerler olsun. Tam da Burakcığımı evlenmeye layık bir kadın olduğuma ikna ediyordum. Çok güzel bir sürpriz yaptın Selena. Tam da doğum günümü unuttuğunu düşünmeye başlamışken. Ben seninle ilgili bir şey unutur muyum hiç? Sadece işlerim biraz yoğundu, o yüzden geciktim. Üstelik kendin gelmekte kalmadın. Kemancılar falan getirip iki defa meslettin beni. Canım benim. Gerçi ben senin yanında olduğum her an kulağımda aşk şarkıları çalıyor ama... ...dedim ki bu sefer canlı müzik olsun. Selena, seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ve bu sevgin karşılıksız değil. Sen de bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Merhaba, eş değiştirmek ister misiniz? Teşekkür ederim Fitnat Hanım. Ben eşimden gayet memnunum. Ya. Peki ben size çok güzel taneviç işlediğimi söylemiş miydim? Fitnat Hanım, evde içecek hiçbir şey kalmamış. Acaba mutfağa gelip bize boza yapar mısınız? Hem Burak da görmüş olur. Evet yaparım. Hem de çok güzel yaparım. Kaymak boza yaparım ben size. Leblebili tarçınla. Mevlüt Hanım 5 dakikalık iş. Hamar attık başka bir şey tabii. Mersi şekerim. Aşkım bu arada sana başka bir sürprizim daha var. Başka bir sürpriz mi? Hı-hı. Gel benimle. Selena, inanılmazsın. Bunlar benim için mi? Neden geç kaldım sanıyorsun? Ama önemli olan sana geç kalmamış olmam. Nice yılları hayat. Sana da çok uzun bir ömür diliyorum Selena. İnşallah 100 sene yaşarsın. Aa, o kadar kısa mı yani aşk olsun? Anlamadım. Seni çok seviyorum.